2000 yılında. Biz bu tarihi, bu zamanı asla unutmadığımızı bir kez daha kırmak için, bir kez daha devrimci tutsaklar onurumuzdur demek için burada toplanmış bulunuyoruz. Şimdi örgütleyici kurumların daha sonra ismini okuyacağız. Katılımcı kurumların destekleyenlerini de okuyacağız. Düzenlemiş olduğu basın metnini, hazırlamış olduğu basın metnini sizlerle paylaşmak üzere İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi'nden Neriman Çelik arkadaşa veriyorum sözü. 19 Aralık katliamını unutmadık, unutturmayacağız. 19 Aralık 2000 tarihinde sabaha karşı siyasi tutsakların kaldığı 20 hapishaneye merkezi bir operasyon düzenlenerek bir katliam gerçekleştirildi. Açıkça ifade ettiği gibi Milli Güvenlik Kurulu'nda karar alınıp bir yıl boyunca hazırlığı yapılan binlerce asker ve polisin katıldığı, binlerce mermi ve bombanın kullanıldığı bir katliam yapıldı. Onlarca devrimci tutsak yaşamını yitirdi. Yüzlerce tutsak ağır biçimde yaralandı. Operasyonun amacı olan FETÖ hapishanelerine zorla götürülen tutsakların sürdürdüğü süresiz açlık grevi ve ölüm orucu eylemleri sonrasında onlarca devrimci tutsak yaşamını yitirdi, yüzlercesi sakat. Komutanlığına bağlı komandoların öncülüğünde müdahale ekipleri oluşturmuş, helikopterlerle, iş makineleriyle, her türlü silah, bomba ve halen ne olduğu tespit edilemeyen kimyasallarla bu operasyonu gerçekleştirmiştir. Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün büyük bir başarı olarak gördükleri ve daha fazla ölü beklediklerini açıkça ifade ettikleri, adına ironik biçimde hayata dönüş denilen bu operasyonun sonrasında ise yaşanan katliamın birinci derecede sorumlularından dönemin Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Ali Suat Ertosun'a Devlet Üstün Hizmet Madalyası verildi. Göstermeye çalışanlar ve konuyla ilgili sorgulayıcı haber yapanlarsa susturulmaya çalışıldı. Daha önce benzerlerini yaşadığımız Diyarbakır, Ulucanlar, Ümraniye, Burdur katliamı gibi bu katliamla ilgili açılan dava ve soruşturmalarda da yargı organları her zamanki gibi devletin yanında yer aldı. Katliamın gerçek sorumluları asla yargılanıp ceza almadığı gibi sıradan erlere açılan davalardan da bugüne kadar bir sonuç elde edilemedi. Hatta değişik illerdeki hapishanelere yönelik operasyonlarla ilgili ilk davalar asker ve polisler aleyhine değil, olayın mağduru konumundaki devrimci tutsaklar aleyhine açıldı. Bunlar arasındaki devrimci tutsaklar, savunmasız konumdaki insanların iktidar gücüyle vahşi bir biçimde katledilmesi, kurşunlanarak öldürülmesi, ne olduğunu bilmediğimiz kimyasallarla yakılması, canlıların olduğu kapalı mekanlara atılmaması gereken gazlarla dağılarak öldürülmesi, işkence yapılması biçimindeki her türlü şiddetin acımasızca uygulandığı bir katliam olarak tarihe geçti. Bu katliamı planlayan askeri ve siyasi yetkililer, onlar tarafından verilen emirleri yerine getirenler, fiili olarak katliamın içinde yer almamakla beraber, onları destekleyenler de katliamın kendisi gibi tarihteki yerlerini almışlardır, unutulmayacaklardır. Bizler insan hakları savunucuları olarak bu katliamı ve bu katliamın sorumlusu konumundaki suçluları her zaman her yerde anlatacağız. Tarih ve yargı önünde hesap soracağız. Bundan sonra böylesi katliamların bir daha tekrarlanmaması için başta yaşama hakkı olmak üzere
temel hak ve özgürlüklerimizin korunması ve geliştirilmesi için bütün gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz. Evimizi, huzurlarla onurumuzu, yaşasın onurumuz, ananı dinleyişi, yaşasın devrimci dayanışma, yaşasın devrimci dayanışma. Yurdumuzda dalgalanan bayraklar adına, bayraklarda yaşayan ölümsüzlük adına, biz kazanacağız! Biz kazanacağız! Biz...